Hobilent'in değerli takipçileri, hepinize güzel bir günden merhaba. Şu anda büyük akvaryumumuzun karşısındayız. Bir süredir sizinle büyük akvaryumumuzu paylaşmıyordum. Akvaryumumuzda her şey yolunda. Gördüğünüz gibi Ramirezilerimiz keyifli büyümelerine devam ediyorlar. Neon tetralarımız oldukça büyüdü ve Tahsin abimizle gelen Furkat Aslarımız da artık renklerini göstermeye başladılar. Gördüğünüz gibi yanlardan sarı renkleri belirlemeye başladı ve bayağı da büyüdüler. Aşağıya en son bir tane Anubias eklemiştik ve Anubias'ımız da gayet sağlıklı büyüyor, gelişiyor. Bu arada balıklarımız Anubias'tan gerçekten çok keyif alıyorlar. Eğer geniş akvaryuma sahipseniz Anubias çok daha güzel ve sağlıklı büyüyebiliyor. Daha yeşil kalabiliyor. Akvaryumlarda Anubias'ı kesinlikle tavsiye ediyoruz. En son hobihanemden aldığımız Blue Rem'lerimiz de biraz büyüdüler. Çok şükür uzun zamandır akvaryumumuzda bir kayıp yaşamadık. Her şey gayet yolunda. Tabii yazdan kışa doğru geçerken ısı değerlerinden dolayı çok ufak da olsa sıkıntılar yaşadık ama bu konuda bana çok fazla soru geldi. İşte balıklarım dönem dönem ölebiliyor. İşte son dönemde çok fazla arttı diye. Bu tabii ki havaların ısı değişimiyle, su değişiminin sıklığıyla alakalı durumlar olabiliyor. Özellikle Ramirez'i besliyorsanız gerçekten su değişimine çok hassas olduklarını söyleyebiliriz. Burada şu anda görmediğiniz bir balığımız var. O balık da bir Japon balığı. Bir deneme yanılma yönteminde bir deney yaptık. Japon balığımızı buraya koymuştuk. Ve Japon balıkları büyüdükçe doyma hisleri de olmadığı için küçük balıklar hedefi haline gelebiliyor. Bu sebeple Japon balığını izledik ve maalesef bu bizim bir tane Black Venezuela'mıza neden oldu. Yerken yakalama fırsatı buldum. Böylece Japon balığını buradan ayırdım. Size de eğer akvaryumunuzda, karma akvaryumunuzda Japon balığı çok tatlı geliyorsa izlemenizi tavsiye edebilirim. Özellikle küçük balıklarınız varsa maalesef hedef haline gelebiliyorlar. Bu arada yılbaşı için yapılacağımız çekiliş 127 kişiye ulaştı. Gayet güzel dönüşler alıyoruz. Güzel teşekkürler alıyoruz. Hayırlısıyla 26 Aralık saat 14'te değerli dostum İrfan'ın hobihaneminde hobihanesinde güzel bir çekiliş yapacağız. Ve 15 tane şanslı arkadaşımızı güzel hediyelerle buluşturacağız. Arkadaşlar soruyorlar kargo size mi ait olacak diye. Evet arkadaşlar, herkes bize ait. Her şey bize ait olacak. Kesinlikle size herhangi bir şey ödetmeyi düşünmüyoruz. Zaten amacımız da özellikle ihtiyacı olan arkadaşlara bunu kazandırmak. İnşallah da gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlara çıkar. Gördüğünüz gibi akvaryumumuzdaki Corydoras krallığımız devam ediyor. Özellikle komando türlerinde dönem dönem böyle baygın hareketler görebilirsiniz. Korkmayın, bu da su değişimiyle alakalı bir şey. Bazen alışamayabiliyorlar. Bir süre böyle sersemleyebiliyorlar ama daha sonra kendilerine geliyorlar. Bu sebeple bu konuda endişelenmenize çok fazla gerek yok.
akvaryumumuzda gerçekten güzel bir uyumu yakaladık. Şu anda keyifli bir şekilde bize güzel hareketler sunan balıklarımız mevcut. İlerleyen zamanlarda bakalım yeni türler ekleyecek miyiz? Onları sizinle paylaşacak mıyız? Ben de şu an için bilmiyorum. Hep beraber birlikte öğreneceğiz bunu. En son olarak da şurada hazır yakalamışken şuradaki ufaklıkları göstereyim size. Onların da ikisini yan yana yakalamak çok zor. Şurada da Black Venezuela'mız büyümeye başladı. Hemen şöyle zoomlayayım. Evet, şu anda büyük akvaryumumuzda durum böyle. Güzel bir video çekmek istedim sizler için. Aynı zamanda çekiliş hakkında da bilgi vermek istedim birazcık. Çekilişimize katılın arkadaşlar. Ne kadar çok arkadaşımıza ulaşabilirsek bizim için o kadar güzel olur. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi hobiler diliyorum.